Merhaba arkadaşlar. Değerleme yöntemlerinden maliyet, piyasa yöntemine ilişkin bir örnek daha çözüp gelir yöntemine geçiyoruz. Gelir yaklaşımına. Sayfa 25'te bir değerleme uzmanı yakın zamanda 575 bin TL'ye satılan eski bir yapının arsasının değerini tespit etmekle görevlendirilmiş. Bölgede son dönemde satışı yapılmış herhangi bir arsa bulunmamaktadır. Ancak uzman yapının inşaat maliyetini 200 bin lira amortisman oranında %80 olarak belirlemiştir. Bu durumda yapının nasıl bir değeri, arsanın değerine ne olduğunu buradan şimdi çıkaracağız. Evet. Öncelikle sayfa 25'te 4. soruyu yapıyoruz. Öncelikle yapının amortisman maliyetinin ne olduğunu bir bilmemiz lazım. Yapının amortisman maliyetinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Peki yapının amortisman maliyeti hangi formülle çıkarılabilir? Yapının amortisman maliyeti, yapının inşaat maliyetinin inşaat maliyetinden yapının yine inşaat maliyeti ile amortisman oranını çarpımının çıkarılması suretiyle bulunmaktadır. Evet, yapının amortisman maliyeti, yapının inşaat maliyetinden yapının inşaat maliyeti ve amortisman oranının çarpımının çıkarılmasıyla bulunur. Bu ne anlama gelmektedir? Yapının inşaat maliyetiyle amortisman oranını çarptığımız zaman yapının inşaat maliyetine ilişkin amortisman seviyesini buluruz. Yapının inşaat maliyetiyle amortisman oranını çarptığımız zaman yapının inşaat maliyetine ilişkin amortisman oranını değil, amortisman seviyesini bulmaktayız. Yapının inşaat maliyetinden yapının amortismanını çıkardığımızda da yapının amortisman maliyetini hesaplamış oluyoruz. Yapının inşaat maliyetiyle amortisman oranını çarptığımızda yapının amortisman seviyesini bulduğumuzda yapının inşaat maliyetinden bu amortisman, yapının inşaat amortisman düzeyini çıkardığımızda yapının amortismanının nasıl bir maliyete sahip olduğunu bulmaktayız. Evet, burada soruda bunu daha önce vermiş. Evet, 200 bin pardon. 200 bin TL'nin inşaat maliyeti olarak soruda verilmiş. İnşaat maliyetinin 200 bin TL olduğunu biliyorum. Soruda verilmiş. İnşaat maliyeti 200 bin TL. Yine soruda verilen bir şey, diğer şey de amortisman oranı. O da eşittir. %80 olarak soruda verilmiş. Yapının inşaat maliyeti 200 bin olarak verildiği için 200 bin eksi formülasyonda yerine koyuyoruz.
200 bin çarpı 0.8 dediğim zaman buradan da kolayca 40 bin TL olduğunu buluyorum. Arsa değerinin ne olduğunu sorduğu için soruda arsanın değeri de AD diyelim arsa değerine. Toplam satış değeri eksi yapının amortismanlı maliyeti. Arsa değeri toplam satış değeri eksi yapının amortisman maliyeti veya yapının amortismanlı maliyeti olarak çıkmakta. Şimdi burada şu düzeltmeyi yapalım. Sonra kafa karışacak çünkü. Yapının amortismanlı maliyeti. Burada amortisman maliyeti değil. Yani yakın anlamda ama kafa karışıklığı olmasın. Lı maliyeti. Türkçe'de biliyorsunuz küçük ekler farklı büyük anlamlara gelebiliyor. Şu ifade önemli. Çünkü burada amortismanın bir maliyeti yok. Orada ben de bir hata yaptım zannedersem. İfade ederken istemeden. Yapının amortismanlı maliyeti diye ifade edeceğiz. Yani burada yapının amortismanının maliyetini bulmuyoruz. Yapının inşaat maliyetini amortisman oranıyla çarptığımızda yapının nasıl bir amortisman seviyesine sahip olduğunu, yapının inşaat maliyetinden bu amortisman seviyesini çıkardığımızda yapının amortismanı maliyetinin ne kadar olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet. Buradan arsa değeri ne demiştik? Toplam satış değeri eksi yapının amortismanlı maliyeti. Arsa değerini yine soruda 575 bin TL olarak verdiği için doğrudan doğruya arsa değerini yazıyorum. Geriye ne kaldı? Eksi 40 bin 575 bin pardon toplam satış değerini doğrudan doğruya verdiği için 575 bin TL'ye satılan evet toplam satış değeri 575 bin TL olarak ifade ettiğimiz değer toplam satış değeri olarak verilmiş ve yapının arsama amortismanlı maliyetinde bulmuştuk 40 bini çıkardığımızda geriye bizden istediği arsanın değeri kalmakta. Bu da 535 bin TL olarak bulunmaktadır. 535 bin. Evet. Şimdi evet gelir yaklaşımına geçiyoruz. Bununla ilgili formüllerden biraz daha bütüncül bahsedeceğim. Formüllerle ilgili bir çalışmamız var bizim. Formül kağıdımız var. Bu formül kağıdını da size PDF olarak göndereceğiz. Şimdi, evet. Gelir yaklaşımı nedir? Biraz önce tax, cax gibi ifadeler bize diğer arsalara ilişkin, yani piyasaya ilişkin bilgiler üzerinden soru çözümlemesi sunuyordu. Bu durumda, bu yaklaşımda ise piyasa çözümlemesi değil, gelir çözümlemesi yapacağız. Yani gelir yaklaşımı burada ele alınacak. Gelir üzerinden bir arsanın, arazinin ya da değerlemeye konulu bir gayrimenkulün arsa, arazi, satış maliyeti veya satış arsanın değerinin ne kadar olduğunu gelir yaklaşımı ile çözmüş olacağız. Hemen bir örnekle başlayalım. Evet. Gelir getiren bir gayrimenkulün arsasının değeri 500 bin TL'dir. Söz konusu gayrimenkulden elde edilen net gelir ise 120 bin TL'dir. Arsanın ve yapının kapitalizasyon oranları sırasıyla %12 ve %14 ise gayrimenkulün toplam değeri kaçtır? Burada öncelikle kapitalizasyon oranının
ne ile neyin çarpımına eşit olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün pazar değerinde sermayenin kapitalize edildiği faiz oranına kapitalizasyon oranı denmektedir. Yine tekrar ediyorum, kapitalizasyon oranı gayrimenkulün piyasa değerinde içerilen sermayenin kapitalize edildiği faiz oranıdır. Bu ne demektir? Kapitalizasyon oranına KO dersek, kapitalizasyon oranına şu şekilde yapının değeri, yapının kapitalizasyon oranı veya şuraya yazalım. Yapının kapitalizasyon oranı, buraya devam ediyorum, artı arsanın değeri çarpı arsanın kapitalizasyon oranı bölü yapının değeri. Evet, formülden anlayabileceğimiz gibi ilk hesaplamamız gereken ilk iki satır yapının değeri çarpı yapının kapitalizasyon oranı artı, ve bu ezberlenecek mi? Ezberleseniz iyi olur. Çünkü kapitalizasyon oranı ile ilgili soru gelmekte. Buradaki soruları da kapitalizasyon oranı üzerinden hesaplayarak çözebilmekteyiz. O yüzden bunun ezberlenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Arsanın değeri çarpı arsanın kapitalizasyon oranı değerleri topladığımızda ve bu değerlerin toplamına yapının değerine böldüğümüzde kapitalizasyon oranını bulmuş oluyoruz. Gayrimenkulün net geliri ise yapının değerini, yani şuradan yapının değerine, çünkü burada kapitalizasyon oranlarını sırasıyla vermiş. Kapitalizasyon oranını verdiği için kapitalizasyon oranlarını formülde yerine yerleştirip bizden bizim işimize yarayacak bilinmeyen bir diğer değişkeni bulacağız. Zaten soruların genel olarak soruluş tarzı da bu şekildedir. Size şu bu nedir derken dolambaçlı olarak doğrudan doğruya, örneğin bu formülasyonda bunu sorup diğerlerini soruda bir şekilde bulmanızı isteyip bunu sorabilir veya burayı sorabilir, bunu sorabilir. Farklı kısımları soruda sorar ve diğer kısımları da formülasyonu tamamlayan diğer değişkenleri de sizin bulmanızı soruda genel olarak ister. Gayrimenkulün net değeri GNT yazalım. GND yazalım. Gayrimenkulün net değeri. Pardon, net geliri. Evet. Yapının değeri çarpı yapının kapitalizasyon oranı. Yapının kapitalizasyon oranı artı yapının arsanın değeri çarpı arsanın kapitalizasyon oranı. Evet. Şimdi evet. Bu anlamda 120 bin TL neydi? Net gelir 120 bin TL. Gayrimenkulden elde edilen net gelir 120 bin TL ise diye ifade ettiği için biz burada gayrimenkulden sağladığımız gayrimenkulün net geliri kısmına 120 bin TL
yazabilir. Soruda bunu verdiği için doğrudan doğruya 120.000 TL yazabiliriz. Daha sonra formülasyonda yapının değeri, yapının kapitalizasyon oranı formülasyonu değerleri var. Yapının değerini bilmiyoruz. Yapının değerini bilmediğimiz için buraya YD yazıyorum. Fakat kapitalizasyon oranını biliyorum. Kaçtı? Kapitalizasyon oranı sırasıyla %12 ve %14 şeklinde verilmişti. Burada arsanın ve yapının sırasıyla dediği için yapınınki %14, arsanınki %12. Arsanın ve yapının dediği için sırasıyla 12 ve 14. Arsanın kapitalizasyon oranı %12. Yapının kapitalizasyon oranı %14 olduğu için yapının kapitalizasyon oranı kısmına ben de %14 yazıyorum. Peki formülasyona göre bunu topluyorum. 500 bin TL ile, niye 500 bin TL ile? Gayrimenkulün arsasının değeri, arsa değeri şurada 500 bin TL soruda verilmiş. Bundan dolayı 500 bin TL ben de buraya yazıyorum. Daha sonra arsanın kapitalizasyon oranı, bunu da soruda vermiş, %12 olarak çarpıyorum formülasyona göre. Bunun değerini bulduğum zaman formülde bitirmiş oluyorum. Bu durumda yapının değeri yaklaşık olarak tek başına bıraktığımızda yapının değerini 428.571 olarak bulunuyor. Yine gayrimenkulün toplam değerini sorduğu için gayrimenkul yapı ve arsanın yapının değeri, yani arsa içindeki inşa edilen, fiziksel olarak inşa edilen binanın değeri ve arsanın değeri toplandığı zaman gayrimenkulün toplam değeri ortaya çıktığı için gayrimenkulün toplam değerini bulmak için bu, yani yapının değeriyle arsanın değerini, yani 500 bin TL'yi toplamamız gerekmekte. Bununla da 500 bin toplamamız gerekiyor, arsa değeri. Sonuç olarak gayrimenkulün toplam değeri 928.571 TL olarak bulunuyor. Evet, gayrimenkulün toplam değeri, yapının değeri artı arsanın değeri. Evet, bu. Bir diğer soruya geçtiğimizde ise bir gayrimenkulün toplam değerinin içinde arsanın payı %40, yapının payı ise %60'tır. Demek ki bu gayrimenkulün toplam değeri, alan veya herhangi bir şey değil, toplam değerinde arsa bu toplam değerin %40'ına, yapı ise %60'ına. Örneğin gayrimenkulün toplam değeri 100 TL ise veya 100 bin TL ise arsa 40 bin TL, yapı ise 60 bin TL civarında bir fiyata sahiptir. Evet, bu. Arsanın ve yapının kapitalizasyon oranları genelde verilir bu formülasyonla. Diğer bilgileri bulmanız genelde istenir. Arsa ve yapı, arsanın kapitalizasyon oranı %10. Arsanın toplam değer diyelim eşittir %1 dakika
Evet, %40 varsa artı %60 yapı. Öncelikle bunu bir yazdım. Gözümün önünde büyüsün. Toplam değerinin %40 varsa %60'ı yapı. Yapının payı, evet. Kapitalizasyon oranları arsanın kapitalizasyon oranı eşittir %10. Evet. Yapının kapitalizasyon oranı eşittir %13. Evet. Gayrimenkulün bütünleşik kapitalizasyon oranı. Nedir bu? Şimdi anlayacağız. Bütünleşik kapitalizasyon oranı kaçtır? Gayrimenkulün bütünleşik kapitalizasyon oranı nedir? Bütünleşik kapitalizasyon oranı yapının payı çarpı yapının kapitalizasyonuyla arsanın payı çarpı arsanın kapitalizasyon oranlarının toplamına eşittir. Şimdi burada arsanın payı dediğimiz kısım toplam değer içindeki paydan bahsediyoruz. Arsanın toplam değer içindeki payı. Bütünleşik kapitalizasyon oranı eşittir. Evet. Şöyle diyelim. Yapının payı toplam değer içindeki payı diye anlayacaksınız. Yapının payı çarpı yapının kapitalizasyon oranı artı arsanın payı çarpı arzının kapitalizasyon oranı. Yapının payı neydi? Toplam değer içindeki payı %60'tı. Hemen yazıyorum yerine. %60. Yapının kapitalizasyon oranı neydi? %13. Demek ki bunu %13'te çarpıyorum. Topluyorum. Arsanın payı neydi? %40. Arsanın kapitalizasyon oranı neydi? %10. Bu eşitliği çözdüğüm zaman, bu denklemi çözdüğüm zaman neyi bulmuş oluyorum? Bütünleşik kapitalizasyon oranını, gayrimenkulün bütünleşik kapitalizasyon oranını bulmuş oluyorum. Bu da yaklaşık %11,8 olarak bulunur. Bir değer sorumuzsa net geliri 100 bin, arsa net geliri ve taşınmaz net gelir oranından %20. 1 milyon olan bir taşınmaz için 1 milyon 300 bin TL değer takdir edilmiştir. Kapitalizasyon oranı yapının %8 ise arsa değeri nedir şeklinde 27. sayfadaki 3. soru. Buradan da arsanın net gelirinin taşınmazın net gelirine oranı olan net gelir taşınmaz net gelir arsa net gelir taşınmaz net gelir oranının %20 olduğunu çözümde yazdık. Zaten soruda da kendisi de veriyor. Arsanın net geliri ise 100 bin TL çarpı yani taşınmazın net geliri çarpı 0,20'den 20 bin TL olduğunu kısaca görebiliriz. Buna göre yapının net geliri nedir? Buradan arsanın net gelirini bulduğumuza göre 100 binden yani net gelirden arsanın net gelirini çıkardığımızda yapının net gelirinin kaç TL olduğu ortaya çıkacaktır. O da evet 80 bin TL'den yapının 80 bin TL yapının net geliri ortaya çıkacaktır. Buradan da yapının net gelirini kapitalizasyon oranına böldüğümüzde yani 80 bini
kapitalizasyon oranı olan 0,08'e yani %8'e böldüğümüzde 1 milyon TL'lik bir yapının değeri olarak bulmuş olduk. Fakat arsanın değeri bu durumda 1 milyon 300 bin eksi 1 milyondan 300 bin olarak hesaplanmakta. Neden 1 milyon 300 bin TL çıkardık? Taşınmaz için 1 milyon 300 bin TL değer biçilmiş. Arsanın değeri taşınmazın değerinden taşınmazın değerinden yapının değeri çıktığında arsanın değerini bulacağımız için taşınmazın değerinden yapının değerini çıktığımızda arsanın taşınmazın değeri dediğimizde gayrimenkulün hem arsanın hem de yapının değerini içerecek şekilde her ikisinin değerini içerecek şekilde ifade edilecek. Bu durumda da arsa değerine toplam o taşınmaz değerinden yani 1 milyon 300'den yapının değerini yani 1 milyon TL'ye çıkarmak suretiyle 300 bin TL olarak bulmuş olduk. Evet, bu soruyu da açıklayarak burada değil, daha hızlı olması açısından kağıt üzerinde sayfa 27'de 3. soruyu çözmüş olduk. Bir gayrimenkulün değerlemesi sürecinde elde edilen aşağıdaki bilgiler dikkate alınarak gayrimenkulün net işletme gayrimenkulün net işletme geliri ve değerini hesaplayınız şeklinde bir sorumuz var. Evet, burada potansiyel brüt gelir, efektif brüt gelir gibi net işletme geliri gibi bir takım sözel ifadeler ve sayısal bağlantılar var. Potansiyel brüt gelir öncelikle nedir? Ondan bir bahsedelim. Potansiyel brüt gelir, işletme giderleri düşünmeden önce tam dolulukla gayrimenkule atfedilebilir toplam potansiyel gelir olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda işletmenin herhangi bir faaliyet gideri düşünmeden önce tam kapasiteyle gayrimenkule ne kadarlık toplam potansiyel atadığını potansiyel brüt gelirle ifade etmekteyiz. Efektif brüt gelirse gayrimenkulün bütün faaliyetlerinden beklenen boşluk ve tahsilat kayıpları için düzeltilmiş gelir olarak ifade edilmektedir. Net işletme geliri burada önemli bir kavram. Net işletme geliri efektif brüt gelirden işletme giderlerinin düşülmesinden sonra sadece kredi ödemeleri ile amortisman ödemelerinden önce kalan gerçek veya beklenen net gelirdir. Burada da amortisman indirilmeden önce, kredi geri ödemelerinden önce gibi ifadeler var. Bunda demek ki amortisman indirilmemek de öncelikle buradaki kalan net geliri veya gerçek beklenen net geliri ifade etmekte net işletme geliri. İşletme giderleri gayrimenkulü daha iyi halde tutmak, gayrimenkulün bakım, onarım ve masraf, bakım ve onarım masrafları, gayrimenkulün değerini yitirmemesi için yapılan her türlü masraf yine ve gayrimenkulün efektif gelir üretimini devam ettirmesi yönünde yapılan bütün maliyetler ve katlanılan amortisman işlemlerinin, amortisman maliyetlerinin tamamının dönemsel olarak ne kadar yükün tuttuğunu işletme giderleri olarak görmekteyiz. Kapitalizasyon oranı ve net işletme gelirini mülkün değerine dönüştürmek için kullanılan tek bir yılın net işletme geliriyle toplam mülk değeri arasındaki ilişkiyi yansıtan orana da yine biz kapitalizasyon oranı demekteyiz. Burada gayrimenkulün net geliri nedir? Hemen bunu yazmamız lazım. Gayrimenkulün net geliri. Bunu daha önce de ifade etmiştik aslında. Bu farklı bir yönden, farklı bir bakış açısı. Gayrimenkulün net geliri, potansiyel brüt gelir. Potansiyel brüt gelir eksi potansiyel potansiyel brüt gelir yine çarpı boşluk oranı eksi işletme giderleri
Evet. Şimdi buradan işletme giderlerinin neler olduğunu yazalım. Bakım onarım. Bakım onarım. İşte ve diğer işletme giderleri. Bunları da verebilir soruda. Bakım onarım ve diğer işletme giderleri veya bakım onarım giderleri şu, diğer işletme giderleri şu şekilde verebilir. Bu durumda işletme giderlerini hesaplamak için bakım onarım giderleri de diğer işletme giderlerini toplamamız gerekmekte. Gayrimenkulün net geliri eşittir dedik. Potansiyel brüt gelir eksi dedik. Potansiyel brüt gelir yine boşluk oranıyla çarptık. Eksi dedik işletme giderleri. Gayrimenkulün net gelirini bize öncelikle bulmamız gerekiyor. Gayrimenkulün gayrimenkulün net gelirini bulmamız gerekiyor. Hemen işte, formülle yerlerine yerleştiriyoruz. Öncelikle potansiyel brüt gelir demiştik. Soruda potansiyel brüt geliri vermiş 200.000 TL olarak. Eksi. Yine potansiyel brüt gelir çarpı 0,15. 0,15 de soruda vermiş. Boşluk oranı olarak %15 düzeyinde bir boşluk oranı tayin etmiş. Eksi demiştik bakım onarım giderleri soruda vermiş. Diğer işletme giderlerini vermiş. Demek ki işletme giderlerim benim 50 artı 50 bin artı 30 binden 80 bin etmekte. Bu denklemi çözdüğümde gayrimenkulün net geliri bu denklemi çözdüğümde 90.000 TL olarak karşımıza çıkmakta. Fakat soruda yapının değerini sorduğu için gayrimenkulün net geliri bana yetmiyor. Gayrimenkulün net geliri yapının değerinin neye eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Yapının değeri nedir? Yapının değeri gayrimenkulün net geliri ve mantıken kapitalizasyon oranı. Bu durumda yapının değeri eşittir 90.000 TL bölü %10. Kapitalizasyon oranında yine soruda %10 olarak vermekte. Bu durumda yapının değeri 900.000 TL olarak çıkmaktadır. Evet, bu şekilde. Evet, bir diğer örnek olaraksa bir bölgede brüt gelir çarpımı kiralık konutlar için 20 dolar 20 olarak tespit edilmiş. Bu bölgede sayfa 29'daki 5. sorudan bahsediyoruz. Bu bölgede yer alan ve pazar değeri, piyasa değeri 500 bin lira olan bir konutu aylık giderleri 400 TL olduğuna göre bu konutun kapitalizasyon oranı kaçtır? Evet. Öncelikle brüt gelirin
ne olduğunu veya nasıl bulunduğunu bulmamız gerekmektedir. Brüt gelirin brüt konut değerine konut değerinin brüt gelir çarpanına bölünmesiyle brüt gelirin konut değerinin brüt gelire bölünmesiyle brüt gelir çarpanının hesaplandığına dikkat etmemiz gerekir. Şimdi burada bazen konutun değerini brüt gelire bölmemiz gerekir. Brüt gelir çarpanını bulmak için. Bazı durumlarda da konutun değerini brüt gelir çarpanına bölüp brüt geliri bulmamız gerekebilir. Bizden ikisi farklı durumlar için istenebilmektedir. Formülleri de değişik biçimlerde ezberlerseniz bu da fayda sağlayacaktır. Konutun yıllık giderini hesaplamışlar. Konutun yıllık gideri verilen verilerden aylık 400 TL ise aylık gideri 400 TL ise 400 TL çarpı 12'den konutun yıllık giderinin 4800 TL, konutun net gelirinin ise yine verilen bilgilerden 4800 TL'lik bir giderim vardı. 25.000 TL'lik bir benim brüt gelirim hesaplanmıştı. Nereden hesapladık bu brüt geliri? 500.000 TL olarak vermiş olduğu pazar değeri yani piyasa fiyatını brüt gelir çarpanına böldüğümde benim brüt gelirimi bulmuş oldum binamın gayrimenkulümün. Bu da 25.000 TL'dir. Konutun net geliri ise bu brüt gelirden mantıksal olarak giderlerin yıllık giderlerin düşülmesiyle bulunmaktadır. Bu durumda da brütün konutun net geliri 20.200 TL olarak bulunmaktadır. Dediğim gibi konutun net geliri 20.200 TL iken kapitalizasyon oranını hesaplamak istediğimde konutun net gelirinin kapitalizasyon oranına bölümünün konutun değeri olduğunu görmekteyim. Şöyle de yazabiliyordum formülü hatırlayacak olursanız. Kapitalizasyon oranı hani demiştim ya brüt gelir çarpanıyla brüt gelir yer değiştirir diye aynı şekilde kapitalizasyon oranı konutun net geliri bölü evet konutun değeri. Burada kapitalizasyon oranının ne olduğunu daha iyi anlayacağız zaten bu formülden. Sadece bu formülden. Şimdi konutun değeri eşittir dediğim zaman sanki farklı bir formülasyon gibi oluyor ama aslında aynı formülün eklemin başka bir yönden karşılığı oluyor. Konutun değeri, konutun net gelirinin kapitalizasyon oranına bölünmesi. Fakat kapitalizasyon oranının ne olduğunu önce anlamak, bu ifadenin ne olduğunu, kapitalizasyon oranının neyi ifade ettiğini anlamak açısından şu denklem üzerinden. Çünkü bu biraz daha teknik bir terim, diğerlerinin açık olan anlamlarının yanında. Bunu anlamak, konutun değerini veya konutun net gelirini tek başına bıraktığımızda neden bunu yaptığımıza daha iyi bir taban oluşturacaktır. Konutun net geliri konutun değerinin yani konutun bir birim değeri başına düşen konutun sağladığı net gelir olarak ifade edilmektedir. Örneğin benim konutum değeri 100.000 TL fakat bir birim değere karşılık yani benim konutum bir birim değer ürettiği bir birim değere karşı ne kadarlık bir net gelir sağlıyor. Bu durumda kapitalizasyon oranını bulmuş oluyorum bu sorunun cevabını aradığımda. Peki bu bana ne verir veya kapitalizasyon oranı denmesinin sebebi nedir? Kapitalizasyon oranı denmesinin sebebi konutun değer olarak birimsel ifadesinin konutun birimsel olarak değer ifadesinin konutun net gelirini ne kadar ifade ettiğini göstermektedir bu. Konutun net gelirini bir birim değere karşılık ne kadar yaptığını göstermektedir. Yani bu da ne demektir?
konutun ne kadar değerliyse, konutun ne kadar değerliyse bu durumda net gelirin sabit olursa kapitalizasyonunda o kadar oranın düşük olacak demektir. Demek ki konutun değerinin yükselmesi konutunun net gelirinin de yükselmesiyle ancak daha avantajlı bir kapitalizasyon oranını işaret edecektir. Bu durumda konutun sadece değerinin yükselmesi, konutunun net gelirinin yükselmemesi, konutun kapitalizasyon oranını düşük tutacaktır. Buradan bu soruyu hemen tamamlayalım. Konutun kapitalizasyon oranını bu şekilde ifade ettim. Konutun net geliri ve konutun değerini biliyorum. 20.200 bölü 500.000 konutun net gelirini buldum. 20.200 şeklinde. Bunu da 500.000'e böldüğüm zaman bu kapsamda kapitalizasyon oranının %4,04 olduğunu görmüş oluyorum. Evet.